Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bölünme fitnesinin günahı nedir? İslamiyetin binası tevhid yani birlik üzerine kurulmuştur. Buna binaen fazilet perver bir mümin her türlü icraat ve hareketinde Müslümanlar arasındaki o kuvvet, muhabbet, samimiyet birlik ve beraberliğin teminini esas alarak tefrikayı netice verecek. Fitne ve fesadın nifak ve bölünmenin kapısını kapamak mecburiyetindedir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli meselelerden biri de ümmetini tefrikaya yani bölünmeye ve ayrılığa karşı uyanık tutmasıdır. Bu hususta mesela menferraka feleyse minna mesela çok enteresan böyle bir tehdidiyle Müslüman millet ve kavimleri, fert ve cemaatleri birbirinden ayıran ve bölmeye gayret gösteren bizden değildir tehdidiyle bu tefrikanın, bölünmenin ne kadar tehlikeli olduğuna dikkatleri çekmiştir. Şimdi vatan ve milletimizi hedef alan en büyük tehlike tefrikadır. Bölünme ve ayrılıktır. Bu milleti hiçbir şey korkutamaz Allah'ın izniyle. Yıldıramaz. Ezemez. Peki nedir bu millete zarar verecek olan? Sadece tefrika öldürür. Demek ki en büyük düşmanımız tefrikadır. Bölünme ve ayrılıktır. Birlik ve beraberliğin yok olmasıdır. Evet. Tefrika'ya hiçbir şey dayanamaz. O dağları, taşları, devletleri, milletleri ta esasından, kökünden kopararak birbirine çarpa çarpa mahveder, perişan eder, zirzeber eder. Memleketleri al kana boyar. Devletlerin, milletlerin mevcudiyetlerini ortadan kaldırır. İşte bu büyük bölücülük, ve tefrika afatının getirdiği zulümleri eğer anlamak istersek tarihi de dikkatle dinleyerek Afganistan, Dağıstan, Türkistan, Gürcistan, Macaristan hatta Irak, Suriye gibi ülkelerden memleketlerden bir soralım. Özellikle yeryüzünde emsali ve dengi bulunmayan Dağıstan'ın etrafları sık ağaçlı ormanlardan etekleri sıra sıra tepeler ve aralarındaki yeşil çimenler ve rengarenk yaylalardan ve bunlarla sarılı olan o ihtişamlı dağlardan da soralım. Daha nelerden? 3-4 bin metre kadar yüksek dağların üzerinde her biri bir başka tarzda inşa edilmiş o büyük cesim kalelerden de soralım. Daha daha yakından görmek istersek şu şüheda yata olan kendi vatan ve ülkemizden, buradaki şehitlerden, evliyalardan, mazlum olan babalarımızdan, dedelerimizden ve ecdatlarımızdan da soralım. Daha soralım. Ayrıca din ve mukaddesatı için yaşayan, kalbi vatan ve milleti için çarpan, ve bunların ne demek olduğunu idrakinde olan insan olan bir insandan da soralım mı? Soralım. Özellikle rahmet ilahinin misali, dellalı, insaniyetin mürebbisi olan Peygamber-i Zişan Efendimiz'den de soralım mı? Soralım. Peki dinimizden, Kur'an'ımızdan, iman ile mücell olan aldanmaz vicdanlarımızdan da soralım mı? Bütün bunların ve soracağımız her şeyin bu suallere hem hal ve beden dilleriyle hem de ağız dilleriyle verecekleri cevap şudur. Bütün ulvi yüksek ruhları ürperten şu kanlı fitne ve tefrikalar bitmeli, memleketleri dehşetli cehennemlere çeviren zulümler vicdanlarda artık uyandırıcı ikazlarını yapmalıdır. Şimdi cennet misal o Dağıstan'a bakalım. Hayalen olsun onlarda, oralarda beraber gezelim. Şeyh Şamil'in Moskof'la yaptığı destanlaşan mücadelesini hatırlayalım. Ve hayalen olsun seyredelim. Göreceğiz ki birlik ve beraber içinde geçen saadetli günler yerini devlet gibi bir nimetin uçup gitmesiyle hiçbir kalemin ifade edemeyeceği gam, keder ve üzüne terk etmiştir. Ümit ve saadet şafaklar yerine sonbahar rüzgarları, latif ve temiz rüzgarlar yerine de zehirli ve dehşetli rüzgarlar esiyor. Bülbüllerin şevke getiren terennümleri yerlerini kızıl baykuş seslerine terk etmişler. Şimdi bu hüsran yerleriyle baykuş sesleri, gönülleri, vicdanları yakıp kavurmuyor mu? Artık bu üzüntüler kederler ve hasretlerle muzdarip olmamak mümkün mü? Kalplerde tarif edilmez, tarifi kabul etmez bir hüsran, bir ızdırabın hissedilmemesi düşünülebilir mi? Bugün bakın aynı durum Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve nice nice İslam diyarlarında yapılıyor. Ve ne acıdır ki kardeş kardeşi yakıyor. Ve yine ne acıdır ki benzer durumlar bu cennet vatanımızda yapılmaya çalışılıyor. Ve yine ne acıdır ki bu oyuna gelen nice din kardeşlerimiz din ve vatan düşmanlarla birlik olup kardeşine, vatanına, imanına, dünyasına ve ahiretine kurşun sıkabiliyor. Acı tecrübeler sonunda meydana gelen uyanmalar, aklı başında gelmeler insana sevinç ve surur veremez. Hüsrandan, ızdıraptan kurtaramaz.